Merhaba sevgili öğrenciler. Sizler de geçen ay Aralık ayı sorularını çözmüştük. Bu ayda Milli Eğitim'in yayınlamış olduğu Ocak ayı sorularını beraber çözeceğiz. Öncelikle sorular hakkında şöyle bir değerlendirmede bulunmak istiyorum. Bu ay yayınlanan sorularda önceki aydaki gibi çarpanlar ve katlar yok. Sorularımız 10 tane ve 10'un da üstü sayılarla alakalı. Şimdi birinci sorumuzdan bir başlayalım. Birinci sorumuz, aşağıda bir kodlama tekniği ile ilgili bilgi verilmiştir diyor. Dikkat ederseniz doğal sayı kodlaması var. Harfler 2'nin pozitif kuvvetleri ve 200'e 0'dan başlayarak pozitif kuvvetleriyle kodlanmış. Peki nasıl bir kodlama yapmışlar? Kodlamak istediğimiz doğal sayı 2'nin doğal sayı kuvvetlerinin toplamı şeklinde yazınız. Yukarıdaki tabloda bu toplamda kullandığımız üstü ifadelerin her birine karşılık gelen harfi bulunuz. Bulduğunuz harflerin her birini soldan sağa doğru alfabetik sırayla yazınız. Bu teknik kullanılarak 85 sayısı, 85 2'nin 6. kuvveti, 2'nin 4. kuvveti, 2'nin karesi ve 2'nin 0. kuvveti olduğundan A, C, D, F şeklinde kodlanır diyor. Doruk bu tekniği kullanarak toplamları 200 olan bir doğal sayı kodlamıştır. Doruk'un bulduğu kodlardan biri A, B, C olduğuna göre diğeri aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi elimizde iki tane sayımız var. Birisinin kodu A, B, C'ymiş. Dikkat edersek bakın A kaça eşit? Dikkat edersek 2 üzeri 0'a eşit. 2 üzeri 0 artı. B kaça eşit? 2 üzeri 1'e eşit. 2 üzeri 1 artı. C kaça eşit? 2'nin karesine eşit. Şimdi bunları toplarsak 2 üzeri 0 1'e eşitti artı 2 üzeri 1 2'ye eşit artı 2'nin karesi 4'e eşit olduğundan bakın bunlardan birisi 7'ye eşitmiş. Bizim iki sayının toplamı kaça eşitti? 200'e eşitti. O zaman 200'den 7'yi çıkartıyoruz. Karşımıza kaç kalmış oluyor? 193 kalmış oluyor. Yani diğer kodlanan sayı da 193'e eşit. Bunun kodunu istiyor bizden. Şimdi öncelikle şunu yapmamız gerekiyor. 193'e yakın en büyük 2'nin kuvveti kaçtır? 2 üzeri 7 vardır arkadaşlar. Çünkü 2 üzeri 8, 256 olur. O zaman bizim sayılarımızdan bir tanesi 2 üzeri 7 olacak. 2 üzeri 7 kaça eşit? 128'e eşit. Geriye 193'ten kaç kalıyor? Hemen onu bulalım. Onu da şurada bulalım. 193'ten 128'i çıkartalım. 13'ten 8 çıktı. 5. Burada kaldı 8. 8'den 2 çıktı. 65. Evet. Şimdi yine 65'ten küçük. En büyük 2'nin kuvvetini bulmamız gerekiyor da 2 üzeri 6 olur 64. Bakın dikkat edersek o da 64'e eşit. Geriye bakın 1 kalmış oldu. 1 de kaç eşittir? 2 üzeri 0'a eşittir. Bunların toplamı 193 yapar. Şimdi 2 üzeri 0 hangisine denk gelmiş oluyor? A'ya denk gelmiş oluyor. 2 üzeri 6'ya bakalım. Dikkat edersek F'ye denk gelmiş oluyor. Devam ediyorum. 128 yani 2 üzeri 7. Dikkat edersek hangi harfe denk gelmiş oluyor? G'ye denk gelmiş oluyor. Alfabetik olarak kodladığımız için aradığımız kod A, F, G olması gerekiyor. Şıklara baktığımız zaman doğru cevabımız C şıkkı diyebiliriz. Evet, bir sonraki sorumuza geçelim. Evet, şimdi ikinci sorumuza bir bakalım. İkinci sorumuzda 25 tane eş kare verilmiş. Diyor ki birinci adımda sarı renkli karenin içerisinde bir üstü ifade yazın. İkinci adımda birinci satırdaki karenin her birinin tabanları birbirine eşit ve kuvvetleri soldan sağa doğru azalan ardışık doğal sayılar olacak şekilde bir üstü ifade yazın. Diğer karelerin her birine her sütundaki kuvvetleri birbirine eşit ve tabanları yukarıdan aşağıya doğru azalan ardışık doğal sayılar olacak şekilde birer üstü ifade yazın diyor. Buna göre sarı renkli karelerin içine 8 üzeri 10 yazılması durumunda mavi renkli karelerin içine yazılması gereken üst ifadelerin çarpımı sonucunun aşağıdakilerden hangisine eşit olmuş olur? Şimdi bakın sağa doğru üstler azalıyor. Aşağıya doğru ise tabanlar azalıyor. Öyleyse buraya 8 üzeri 10 yazılmış bakın. Şuraya bir bakalım. Kaç yazılmış? 8 üzeri.
Şuradan tekrardan hemen şuraya 8 üzeri 10 yazılmış. Bunu not alalım. Üst azalacağına göre bakın 8 üzeri 9, 8 üzeri 8, 8 üzeri 7. Evet bakın buraya kaç yazılması gerekiyor? 8 üzeri 6 yazılması gerekiyor. Devam edelim. Aşağıya doğru ise bu sefer tabanlar azalacak. 8'den itibaren azaltalım. 7, 6, 5, 4. Buraya ise üst azalmayacağı için 4 üzeri 10. Aynı şekilde burada 8 üzeri 6 idi. 7, 6, 5, 4. Yani buraya da kaç yazılması gerekiyor? 4 üzeri 6 yazılması gerekiyor. Peki bizden neyi istiyordu? Mavi karelere yazılması gereken sayıların çarpımını istiyor. Öyleyse 8 üzeri 6 çarpı 4 üzeri 6 çarpı 4 üzeri kaçı çarpmamız gerekiyor? Onu çarpmamız gerekiyor. Şimdi bunların hepsini iki tabanında bir yazalım. Şurası 2'nin küpünün 6. kuvveti çarpı 2'nin karesinin 6. kuvveti çarpı 2'nin karesinin dikkat edersek 10. kuvveti olmuş olur. Öyleyse 2 üzeri 18 çarpı 2 üzeri 12 çarpı 2 üzeri 20 olarak karşımıza çıkar. Şimdi bakacak olursak 2 üzeri 18, 2 üzeri 12 ve 2 üzeri 20'yi çarpıyoruz. Üstleri topladığımızda karşımıza 2 üzeri 50 cevabı çıkar. Şıklara baktığımızda bakın iki tabanında herhangi bir cevabımız yok. Öyleyse A şıkkından itibaren bir başlayalım. 32 tabanında yazmaya çalışalım. 32 2 üzeri 5 olduğu için 2 üzeri 5'i dikkat edersek 50 olabilmesi için buranın da kaç olması gerekiyor? 10 olması gerekiyor. Öyleyse karşımıza dikkat edersek 32 üzeri ne çıkmış olur? 10 çıkmış olur. Öyleyse aradığımız doğru cevap A seçeneğidir diyebiliriz. Evet, üçüncü sorumuza bakalım. Üçüncü sorumuzda bize bir abaküs vermiş. Abaküsteki bazı boncukları sağ tarafa, bazı boncukları ise sol tarafa doğru ayırmış. Ve bu ayrımı yaparken demiş ki sol tarafa ayrılanlar eksiyle çarpılacak ve taban olarak kabul edilecek. Sağ tarafa ayrılanlar ise üs olarak kabul edilecek demiş. Burada önemli bir bilgimiz var. Diyor ki bu hale getirerek diyor her birinde negatif olan 5 farklı üslü tanımlanmıştır. Üst ifade tanımlanmıştır. Negatif olabilmesi için bakın tabanımızın negatif olması gerekiyor. Bu önemli. Öyleyse bir bakalım. Bizim yapabileceğimiz ifadeler neler olabilir? Bir tane ayırırsak ve eksiyle de çarparsak eksi 1 olabilir. Devam ediyoruz. Eksi 3 olabilir. Devam ediyoruz. Eksi 5 olabilir. Devam ediyoruz. Eksi 7 olabilir. Eksi 9 olabilir. Bir tane sol tarafa ayırdıysak sağ tarafa kaç tane kalmış olacak? 9 tane kalmış olacak. Eksi 1 üzeri 9 olmuş oluyor. Bunun sonucu eksi 1. Devam ediyorum. 3 tanesini sol tarafa ayırdıysak 7 tanesi sağ tarafta kalmış oluyor. Eksi 3 üzeri 7. Eksi 243. Devam ediyoruz. Eksi 5 üzeri 5 olmuş oluyor. Yani 5 tane 5'in yan yana çarpımı. Bunu hızlı olsun diye ben önceden hesaplamıştım. Eksi 3125 olmuş oluyor. Devam ediyoruz. 7 tanesi sol tarafa ayırdıysak eksi 7 üzeri 3 oluyor. Eksi 7 üzeri 3'ün de kuvveti şurada hata yaptık. 243 tam tersi. Hemen orayı düzelteyim. Burası eksi 7 tane 3 yan yana çarpıyoruz. Eksi 2187 olmuş oluyor. Burası ise eksi 243 olmuş oluyor. Eksi 9 üzeri 1 de dikkat edersek karşımıza kaç olarak çıkmış oluyor? Eksi 9 olarak çıkmış oluyor. Peki bizden neyi istiyor? Diyor ki soruda en büyük ifadesiyle en küçük ifadesinin çarpımını istiyor. Yani en küçük ifademiz dikkat edersek eksi 1. En büyük ifademiz ise ne olmuş oluyor? Eksi 3125 oluyor. Dikkat edersek eksi bir ifadeyi eksi bir ifadeyi çarptığımızda karşımıza ne çıkmış olur? Artı bir ifade çıkmış olur. Yani cevabımız 3125 olması gerekiyor.
3125 olması gerekiyor. Şıklara baktığımızda 3125 yok. Peki 3125 neydi? 5'in 5. kuvvetiydi. Öyleyse doğru cevabımız B seçeneğidir diyebiliriz. Evet, 4. sorumuza bakalım. Zehra çoktan seçmeli 45 soruda oluşan bir sınava girmiştir. Bu sınava giren öğrenciler aldıkları puan doğru cevapladıkları soru sayısından yanlış cevapladıkları soru sayısının 3'te 1'i çıkartılarak bulunan sonuç 9 ile çarpılarak hesaplanmaktadır. Zehra'nın bu sınavda doğru cevapladığı, yanlış cevapladığı ve boş bıraktığı soru sayılarının her biri 3'ün bir doğal sayı kuvvetine eşittir. Şimdi şöyle bir doğru diyelim, yanlış diyelim, boş diyelim. Şu şekilde bir ifade oluşturalım. 3'ün kuvveti şeklinde olacakmış. Buna göre de Zehra'nın bu sınavda aldığı puan en çok aşağıdakilerden hangisi olabilir? En çok dediğine göre doğru sayısını en fazla yapmamız gerekiyor. 3'ün kuvvetlerinden dikkat edersek bakın 3 üzeri 1, 3 üzeri 2, 3 üzeri 3 diye gidersek ve 3 üzeri 4'ü de yazalım hadi. Bakın bu 3'e eşittir. 3 doğru yapmış olabilir. 9 doğru yapmış olabilir. 27 doğru yapmış olabilir. 3 üzeri 4'e bakacak olursak ise 81 olur ki soru sayısını aşıyor. Bu olamaz. En fazla puanı alabilmesi için öyleyse kaç doğru yapmıştır diyoruz? 27 doğru yapmıştır diyoruz. Geriye 45'ten 27'yi çıkartırsak. Karşımıza kaç tane kalmış oluyor? 18 tane soru kalmış oluyor. Demek ki bu 18 tane sorunun bir kısmını yanlış, bir kısmını ise boş yapmış. Bu sınavdan aldığı puan en çok aşağıdakilerden hangisi olabilir demişti. Sorunun şıklarına bir daha bakalım. Her biri 3'ün bir doğal sayı kuvvetine eşittir diyor. Her biri eşit olduğu için buraya 3 yazsak 15 olur. 15 tane boş bırakmış olur ama 3'ün kuvveti olmaz. Öyleyse buraya kaç yazmamız gerekiyor? 9 yazmamışız gerekiyor. 18'den de 9'u çıkarttık. Geriye ne olmuş oldu? 9 tane boşu olmuş oldu. Yani yanlış sayısını en az vermeye çalışıyoruz. Neden 3 vermedik diye sorabilirsiniz. O zaman boş olmuş oluyor ve 3'ün tam sayı kuvveti olmamış oluyor. Peki nasıl puan alıyor da hemen bakalım. Doğru sayısından yani 27 tane doğrumuz var. Yanlış sayısının 3'te 1 yani 9'un 1 bölü 3'ü çıkartılıyor. Hemen çıkartalım. 27 eksi 9'un 3'te 1'i 3 eder. Yani 24 tane netimiz olmuş oluyor. Ve bunu da kaçla çarpıyoruz? 9'da çarpıyoruz. 24'ü de 9'da çarpıyoruz. Şimdi şıklara baktığımız zaman 3'ün ve 6'nın kuvveti şeklinde vermiş. Öyleyse şuradaki 24'ü asal çarpanlarına ayırarak bulabiliriz. 24 2 çarpı 2 çarpı 3 bir dakika şurası da 2 olacak. 2 çarpı 3 çarpı 3'ün dikkat edersek nasıl olmuş oluyor? 9'da karesi olmuş oluyor. Dikkat edelim. 2'nin 3. kuvveti çarpı 3'ün şurası 1'di. 3. kuvveti olmuş oluyor. Buradan da tabanlar üstler aynı, tabanlar farklı olduğu için 2 çarpı 3'ten 6'nın nesi çıkmış oluyor? Küpü çıkmış oluyor. Yani doğru cevabımız C seçeneği. Evet, 5. sorumuza geçelim. 5. sorumuzda birazcık işlem kalabalığımız var. Aşağıdaki düzenek kullanılarak bir deney yapılmıştır. Bu deneyde yarı çapları verilmiş olan küre biçiminde 3 farklı top kullanılmıştır. Burada dikkat etmemiz gereken yer yarı çaplarının verilmiş olması. Daha sonra bu toplar ısıtılarak genleşmeleri ve her birinin yarı çapının %20 artması sağlanmıştır. Isıtılmadan önce toplam 3 topların 3'ü de deney düzeneğindeki daire biçimindeki boşluktan geçebilirken ısıtıldıktan sonra bu toplarda sadece 2 tanesi boşluktan geçebilmektedir. Yani hikayemiz şu. Bu toplar ısıtılıyor, çapları %20 artıyor. Normalde ısıtılmadan önce 3'ü de bu delikten geçebilirken ısıtıldıktan sonra sadece bir tanesi geçemiyor. Diğer ikisi yine ne yapabiliyor? Geçebiliyor. Bu deney düzeneğindeki boşluğun çapının santimetre cinsinden değeri aşağıdakilerden hangisi olabilir? Evet, şimdi bakıyoruz. Santimetre olarak verilmiş diyordu. Tamam. Şöyle bir bakalım. Birincisinin çapı 0 tam 10.045 çarpı 10 üzeri 3 verilmiş.
Bunun bir çapını şu şekilde 10 üzeri 3'ten kurtaralım. 10 üzeri 3 olduğu için bir gün 3 basamak sağa gelmesi gerekiyor. Yani birincisinin yarı çapı R1 dersek 3 basamak sağa geldiğinden dolayı 4,5 olmuş oluyor. Öyleyse çapını bulmamız gerekiyor. Yani R1'i bulmamız, büyük R'yi bulmamız gerekiyor. Çapımız kaç olmuş oluyor? 9 olmuş oluyor. Devam edelim. R2. Dikkat edersek burada da 10 üzeri 3 olduğu için 3 basamak gelmesi gerekiyor. 4,85 olmuş oluyor. 4,85. Burada da R2'yi bulmamız gerekiyor. O da 85 ile toplarsak 9,7 mi olmuş oluyor? Evet, 9,7 olmuş oluyor. Diğerine bakalım. Burada da 4 basamak kayması gerekiyor. Yani 4 ile şuraya gelmesi gerekiyor. Hemen R3'ü de bulalım. 4,55 olmuş oluyor. Çünkü neden? Bu sefer 4 basamak sağa kayması gerekiyor. O zaman R2'mizi bulalım. 8,9,1 olması gerekiyor. Yani 9,10 olacak. O sıfır yazmamıza gerek yok. 9,1 olmuş oluyor. Çaplarımızı bulduk. Bunlar ısıtılmadan önceki çaplarımız. Peki ne oluyormuş? %20 artması gerekiyormuş. Hemen yapalım. 9'u %20 arttırırsak 9 artı 9 çarpı 20 bölü kaç olmuş olur karşımıza? 100 olmuş olur. Buradan da 9 artı şu sıfırı da sadeleştirirsek 9 çarpı 2 18 olacağından dolayı 18 bölü 10 olmuş olur. Yani 1,8 gelmiş olur. 1,8. 9'a 1,8 eklersek şöyle şuraya yazalım. 10,8 olmuş oluyor. Yani birinci topumuzun çapı 10,8 olmuş oluyor. İkincisine bakalım. 9,7'ye bunu bu şekilde yukarıdaki bir adımı en son toplayalım. 9,7'nin yani 97 bölü 10 şeklinde yazarsak %20 genişlemesi gerekiyor. 20 bölü 100 olması gerekiyor. Şu sıfırlar zaten gider. 2 çarpı 97 ne yapmış olur? 2 çarpı 97 184 yapmış olur. 184 bölü 100 olmuş olur. Bunu da onlu kesir olarak yazarsak 1,84 artacak. Hemen o zaman şurada toplayalım 9,7 ile 1,84'ü toplayalım. 4, 7, 8 daha 15, 15'in 5'i elde var 1. Burası 10 oldu, 11. Karşımıza dikkat edersek 11,54 çıkmış oldu. Bu da ikincisinin genleşmiş çapı. Üçüncüsüne bakalım. 4,55, 9,1 de. Yine bunun da şöyle 91 bölü 10 diyelim. Çarpı 20 bölü 100. Biraz işlem kalabalığımız bu işlemde fazla. Yine şu sıfırlar sadeleşti. Dikkat edersek 2 çarpı 91, 182 bölü 100 olmuş oluyor. Bu da 1,82 geliyor. 1,82 gelmiş oluyor. Kaçı ekleyecektik? 9,1'e ekleyecektik. 9,1'e 1,82'yi ekleyelim. Toplarsak 2, 9, 10. 10,92 çıktı. Bakın bulmuş olduğumuz sonuçlardan birisi 11,54, birisi 10,8, diğeri ise 10, kaç çıkmış oldu? 92 çıktı. Şimdi toplardan 2 tanesi geçiyor, bir tanesi geçmediğine göre çapı büyük olan ne olmayacak? Geçmeyecek. Yani 11,54 geçmeyecek. Ama 10,92 ve 10,8 geçmiş olacak. Öyleyse bizim bakın deliğimizin çapı 11,92'den geçebildiğine göre ve 11,52 geçmediğine göre 11,92
92 ile 11,56 arasında bir değer olabilir. Bu aradaki bize çapının santimetre cinsinden değeri aşağıdakilerden hangisi olabilir diyor. Hani 11,56'ya kadar daha yükselebilir. Öyleyse bizim çapımız bu ikisinin arasındaki olacağına göre B seçeneğimiz olabilir. Şurasına 56 demiştim ama şurası 54. Yani fark etmiyor, işlemi değiştirmiyor. 11,92 ile 11,54 arasında bir değer olur. Çünkü ondan küçük olamaz. Yoksa 11,92 geçemezdi. Demek ki 11,92'den büyük. 11,54'ten ise küçük. Öyleyse aradaki tam sayı değerimiz hangisi olabilir diyoruz. 11 olabilir diyoruz. Evet, bir sonraki sorumuza geçelim. Evet, yine bir 9 kareye bölünmüş büyük bir karemiz verilmiş. Barış ikinci kartı birinci kartın üzerine kenarları çakışacak biçimde koymuştur. Bu durumda birinci kart üzerinde üstü ifadelerden sadece iki tanesi görülebildiğine göre bu üstü ifadelerin çarpımı sonucu kaçtır? Şimdi bakın ben bir tane durumu göstereceğim. Oradan diğerleri hakkında yorum yapacağız. Bakın bu şekilde koyabilir. Şöyle. Dikkat edelim. Şöyle. Şu şekilde. Koyabilir. Yani üzerine şu şekilde şunlar gelebilir. Dikkat edersek bakın köşedeki sayılar boşta kalıyor. Aynı şekilde yine dikkat edersek bunu diğer tarafa koyduğumuzda bu sefer bakın şurası boşta kalacak, şurası boşta kalacak. Aynı şekilde şu sivri ucu aşağıya gelecek şekilde koyduğumuzda şurası boşta kalacak, şurası boşta kalacak. Yine şu sivri uç, sivri uç buraya geldiğinde bu sefer de dikkat edersek burası ve burası boşta kalmış olacak. Yani hep köşedeki sayılar boşta kalmış olacak. Diyor ki sadece iki tanesi görülebildiğine göre bu üst ifadenin çarpımı sonucu en çok kaçtır diyor. Şimdi bakalım. Burada eğer birinci şekildeki gibi koyarsak 8 üzeri 10 çarpı 4 üzeri 15 olmuş oluyor. Devam edelim. Eğer sivri uç buraya gelecek şekilde koyarsak şu ikisi boşta kalmış olacak. O zaman karşımıza 4 üzeri 15 ile 9 üzeri 15'in çarpımı gelmiş olacak. 9 üzeri 15 çarpı 4 üzeri 15 gelmiş olacak. Burada dikkat edersek 4 üzeri 15'ler ortak. Sivri uç şuraya gelecek olursa 27 üzeri 10 çarpı 9 üzeri 15 gelmiş olacak. Sivri uç buraya gelirse 27 üzeri 10 çarpı 8 üzeri kaç gelmiş olacak? 10 gelmiş olacak. Bize diyor ki çarpımının sonucu en çok kaçtır diyor. Burada dikkat edelim. İlk önce şu ikisini ayrı bir yorumlayalım. Diğer ikisini ayrı bir yorumlayalım. Çünkü ortak çarpanlarımız var. Bakın 14 üzeri 4 üzeri 15'ler ortak olduğu için 8 üzeri 10 mu büyük? 9 üzeri 15 mi büyük? Bunu araştırmamız gerekiyor. Şurada araştıralım. 8'i 2'nin kuvveti şeklinde yazarsak 8 üzeri 10 2'nin küpünün 10. kuvvet olmuş oluyor. Ve karşımıza 2 üzeri kaç çıkmış oluyor? 30 çıkmış oluyor. 9 üzeri 15 ise şöyle 9 üzeri 15 dikkat edersek 9'un karesinin 15. kuvveti olmuş oluyor. O da 9 üzeri kaç olmuş oluyor? 30 olmuş oluyor. Üstler aynı oldu. Pardon 9 değil 3 üzeri. 30 olmuş oluyor. Üstler aynı olmuş olduğunda tabanı büyük olan daha büyüktü. Öyleyse bakın şu ifademiz küçük ifade. Bir de şu ikisini karşılaştıralım. 27 üzeri 10'lar ortak olduğu için aynı ifade bakın 9 üzeri 15 ve 8 üzeri 10 var. Yine dikkat edersek 9 üzeri 15 8 üzeri 10'dan büyüktü. O zaman burası da küçük. Geriye sadece şu ikisi kaldı. Hangisinin daha büyük olduğunu bulmamız gerekiyor. Burada da dikkat edersek bakın 9 üzeri 15 ve 9 üzeri 15'ler ortak. Öyleyse 27 üzeri 10 ile 4 üzeri 15'i karşılaştırmamız gerekiyor. Hemen onu karşılaştıralım. 27 üzeri 10 27 3'ün küpü olduğu için 3'ün küpünün
10. kuvveti. Buradan da karşımıza 3 üzeri 30 çıkmış olur. 4 üzeri 15'i karşılaştıracaktık. 4 üzeri 15 ile 2'nin karesinin 15. kuvveti. Yine karşımıza ne çıkmış oluyor? 2 üzeri 30 çıkmış oluyor. Dikkat edersek 3 üzeri 30, 2 üzeri 30'dan büyük olduğundan dolayı 27 üzeri 10 olan çarpanımız daha büyük. Yani burası küçük. Ama şıklarda böyle bir ifade yok. Artık sonuçlarını bulmaya çalışalım. 27 üzeri 10'u 3'ün kuvveti şeklinde yazmıştık. Kaç çıkmıştı karşımıza? 3 üzeri 30 çıkmıştı. Çarpı 9 üzeri 15. Bakın şurada 9 üzeri 15'i de yine 3'ün kuvveti şeklinde yazmıştık. 3 üzeri ne çıktı? 30 çıktı. Dikkat edersek hem tabanlar aynı hem üstler aynı. Böyle bir durumda ne yapıyorduk? İster üstleri topluyorduk, İstersek tabanları çarpıyorduk. Yani 9 üzeri 30 da diyebiliriz ama şıklarda öyle bir şey yok. Öyleyse üstleri topluyoruz. 3 üzeri 30 artı 30'dan kaç çıkmış oluyor karşımıza? 60 çıkmış oluyor. Yani doğru cevabımız C seçeneğidir diyebiliriz. Evet. 5 tane kartımız var. Üzerlerinde üstü sayılar yazılı. Bu kartlardan 4 tanesi Mete'ye, bir tanesi ise Bartu'ya verilmiş. Buna göre Mete'ye verilen kartlarda yazan üstü ifadelerin çarpımının sonucunun Bartu'ya verilen kartta yazan üstü ifadeye oranının alabileceği en büyük değer aşağıdakilerden hangisidir diyor. Şimdi bakın burada negatif kuvvetler verildiği için ilk önce bunları bir ters çevirelim. Yani negatif kuvvetten kurtaralım. Burası ters çevirdiğimizde eksi 4'ün 3. kuvveti olmuş olur. Burası eksi 8'in 4. kuvveti olmuş olur. Burası eksi 16'nın 6. kuvveti olmuş olur. Burası eksi 32'nin 3. kuvveti olmuş olur. Burayı da ters çevirelim. Eksi 64'ün, gerçi şurası 3 olduğu için şurası eksi 3 olması gerekiyor. Şuraya eksi 3, bunu unutmayalım. 64'ün eksi 2. kuvveti olmuş olur. Şimdi dikkat edelim ilk önce. Şöyle, hani sonuçlarımız negatif mi pozitif mi? Negatif sayının tek kuvvet olduğu için buranın sonucu negatif. Şöyle negatif. Negatif sayının çift kuvveti olduğu için pozitif. Negatif sayının çift kuvveti olduğu için sonucumuz pozitif. Tek kuvvet olduğu için negatif. Çift kuvvet olduğu için sonucumuz ne olmuş oluyor? Pozitif olmuş oluyor. Şimdi bunları hepsi dikkat edersek 2'nin kuvvetleri. 2'nin kuvveti şeklinde yazabiliriz. Artık sonuç negatif olduğu için parantez içerisinde yazmama gerek yok. 2'nin karesinin küpü olduğundan dolayı eksi 2 üzeri 6 diyebilirim. Burası pozitif olacağı için artık hiç eksiği kullanmam. 2'nin küpünün 4. kuvveti olacağı için 2 üzeri 12 yazabilirim. Sonuç pozitif olduğundan dolayı 2'nin 4'ünün 6. kuvveti olduğu için 4 çarpı 6'dan 2 üzeri 24 yazabilirim. 2'nin 5. kuvveti, 5. kuvvetinin eksi 3. kuvveti olduğu için bu sonuçta eksi olacağından dolayı eksi 2 üzeri 5 çarpı 3'ten eksi 15. Buraya bakalım. Burası pozitif olacağından dolayı 2'nin 6. kuvvetidir burası. 6 çarpı eksi 2 eksi 12 olacağından dolayı 2 üzeri eksi 12 karşımıza çıkmış olur. Şimdi bakın oran dediği için bölme kısmına üstü negatif olan en küçük sayıyı yazmam gerekiyor. Hani ki sonucu hani en büyük değeri bulabilir. Eksi 12 mi daha küçüktür? Eksi 15 mi daha küçüktür? Eksi 15 daha küçüktür. Yani buraya yazacağım değer 2 üzeri eksi 15 olacak. Peki pay kısmında ne yazacağım? Yani burada şunu bulmuş oluyoruz. Bir tanesi Bartu'ya verilmişti. Bu Bartu'ya verilmiş. Diğer 4'ü ise kime verilmiş? Mete'ye verilmiş. Şimdi bir o ifadelerin çarpımlarını bulalım. Eksi 2 üzeri 6 çarpı 2 üzeri 12 çarpı
2 üzeri 24 24 çarpı 2 üzeri eksi 12. Şimdi bakın 2 üzeri 12 ile 2 üzeri eksi 12'nin çarpımı 1'e eşittir. Ondan dolayı bunlar birbirini götürdü. Bir dakika, başka var mı? Şunun başında da eksimiz vardı. Bunu da yazmayı unutmayalım. Devam ediyoruz. 2 üzeri 6 ile 2 üzeri eksi 2 üzeri 24'ün çarpımı sonuç eksi olmuş olur. Eksi 2 üzeri 24, 6 daha toplarsak kaç çıkmış olur karşımıza? 30 çıkmış olur. Dikkat edersek eksiyi eksiye böldüğümüzden dolayı sonucumuzun ne olması gerekiyor? Artı olması gerekiyor. 2 üzeri 30, tabanlar aynı olduğunda üstten çıkartılırdı. Eksi 15. Buradan da sonucumuz 2 üzeri 45 olmuş olur. Şıklarda 2 üzeri 45'imiz yok. Öyleyse dikkat edersek tabanımız 32, 16 ve 8 şeklinde yazılmış. 32'ye çevirmeye çalışalım. 32 2 üzeri 5 olmuş olur. 2 üzeri 5'in 45 olabilmesi için 9 olması gerekiyor. Yani karşımıza 32 üzeri 9 çıkmış olur. Bu şık yok. Ama B şıkkında var. Yani aradığımızda o cevap B seçeneği. Evet, 8. sorumuzda ise bir spor kompleksinin krokisi verilmiş. Spor kompleksimizde futbol sahası, basketbol sahası ve voleybol sahamız varmış. Futbol 22 kişiyle oynanıyormuş. Bunun bilgisini vermiş. Hemen yazalım aslında sahaların içerisinde. Şurayı 22 kişi. Devam edelim. Basketbol 10 kişiyle oynanıyormuş. Buraya 10 yazalım. 10 kişi. Voleybol ise 12 kişiyle voleybol maçı yapmaktadır. Burada da kaç kişi var? 12 kişi var. Yukarıda ölçülere verilen sahaların her birinin alanı o sahada oyuncu sayılarına bölünerek her saha için oyuncu başına düşen santimetre kare cinsinden alanlar hesaplanmıştır. Bakın burada şu önemli, santimetre kare cinsinden diyor. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu hesaplamada bulunması gereken değerlerden birisi değildir. Ve bize de demiş ki 1 metre kare 10 üzeri 4 santimetre kare demiş. Yani bu bilgiyi de vermiş bize. O zaman toplam alanı oyuncu sayısına bölerek bir kişi başına düşen miktarı bulabiliriz. O zaman futbol sahası için başlayalım. Futbol sahası F ile göstereyim. Şöyle. Alanı bulabilmek için ne yapıyoruz? 44 çarpı 80 mi burası? 80 ve 22 kişi oynadığı için de kaça bölmemiz gerekiyor? 22'ye bölmemiz gerekiyor. Yani 44 ile 22 sadeleşir. Şurası 2 olmuş olur. Buradan karşımıza 160 metre kare çıkmış oldu. Futbol sahası 160 metre kareymiş kişi başı düşen miktar. Devam edelim. Basketbola bakalım. Basketbol 28 çarpı 15 bölü kaç kişi var? 10 kişi mi var? Evet, ona bölüyoruz. Gerekli sadeleştirmeleri bir yapalım. 15 ile 10, 5 ile sadeleşir. Burası 3 olmuş olur. Burası 2 olmuş olur. 2 ile de 28 sadeleşir. Burası 14 olmuş olur. Burası ise 1 olmuş olur. Yani 3 çarpı 14'ten karşımıza 42 metrekare çıkmış olur. Devam edelim. Voleybola bakalım bir de. Voleybolda ise 20 ile 12'yi çarpıyoruz. 20 çarpı 12 bölü 12 kişi oynuyor zaten. 12'ler birbirini götürdü. Burada da kişi başına düşen miktar 20 metre kare. Peki bize bunun nesini istiyordu? Santimetre kare cinsinden değerini istiyordu. Şöyle bir bakalım. 160'ı 10 üzeri 4 ile çarpmamız gerekiyor. 160 çarpı 10 üzeri 4. Şıklarda 1,6 olarak vermiş. O zaman 2, basamak sola giderse 1,6 sayı küçüldüğünden dolayı üstümüzün büyümesi gerekiyor. Çarpı 10 üzeri 6 olmuş olur.
Yani A şıkkımız var. B şıkkımız 4,2'li olan, yani aslında 2,4 olan yok. D şıkkı doğru cevap olarak gözüküyor ama biz yine de bir deneyelim. 4,42 çarpı 10 üzeri 4 olmuş olacak. 4,2 olabilmek için virgülün bir basamak sola kayması gerekiyor. Yani sayımız 4,2 olduğunda üstümüzün de çarpı 10 üzeri kaç olması gerekiyor? 5 olması gerekiyor. Yani bu da var. Ne çıkmış? 20 çıkmış. 20 çarpı 10 üzeri 4'tü. Santimetreye çeviriyoruz çünkü. 2 olabilmesi için de 2 çarpı şu sayı bir basamak küçüldüğü için üstün bir basamak büyümesi gerekiyor. Yani 10 üzeri 5 olması gerekiyor. C de var ama D şıkkımız yok. Biri değildir diyordu. Doğru cevap D seçeneği. Evet, bir mahallede yer üstündeki kablolar yer altında yeniden döşenecektir. Aşağıda türlerine göre bu iş için kullanılacak kablo miktarı ve bu kabloların taşınmasında kullanılacak tahta miktarlarının her birinde sayılabilecek kablo miktarları verilmiştir. Buna göre kullanılabilecek kabloların hangisinin taşınması sırasında daha az makara kullanılır diyor. Makaraya sarılıyor, tahta makaralara. Şimdi kullanılacak kablonun uzunluğu 16 üzeri 5. Bir makaraya sarılabilecek kablo uzunluğu ise burada 8 üzeri 5 olarak verilmiş. Öyleyse 16 üzeri 5'e 8 üzeri 6'ya bölmemiz gerekiyor. Ama tabanlarını eşitleyelim. Şimdi bakın, 16 üzeri 5 2'nin tabanında yazılabilir. 2 üzeri, hatta yazalım. Şöyle 2 üzeri 4'ün 5. kuvveti. Yani karşımıza 2 üzeri 23 çıkıyor. Burası ise 2'nin küpünün 6. kuvveti. Yani karşımıza 2 üzeri 18 çıkmış oluyor. Kısaca bunun için 2 üzeri 20'yi 2 üzeri 18'e bölmemiz gerekiyor. Buradan da karşımıza 2'nin karesi, yani 4 çıkmış oluyor. Enerji için kaç tane makaraya ihtiyacımız varmış? 4 tane makaraya ihtiyacımız varmış. Telefona bakalım. 27 3'ün küpü olmuş olur. 3'ün küpünün 4. kuvvetinden 3 üzeri 12 çıkmış olur. 9 da 3'ün karesi olduğu için 3'ün karesinin 6. kuvveti, o da yine karşımıza ne çıkmış olur? 3 üzeri 12 çıkmış olur. 3 üzeri 12'yi 3 üzeri 12'ye bölersek sonuç ne çıkmış oluyor? 1 çıkmış oluyor. Şimdi şuna bakalım. 5'in küpünün küpü olmuş oluyor. Karşımıza 5 üzeri 9 çıkar. 5'in karesinin 4. kuvveti 5 üzeri 8 çıkmış olur. 5 üzeri 9'u 5 üzeri 8'e bölersek şu şekilde. 5 üzeri 8. 9'dan 8 çıkacağı için karşımıza 5 üzeri 1 çıkmış olur ki o da 5'e eşittir. Bunun için de 5 tane lazım. Zaten daha az makara dediği için aslında birden daha az olamayacağı için telefon doğru cevabımız ama televizyonda bir kere daha deneyelim. 49 7'nin karesi, karesinin 4. kuvveti olacağı için 7 üzeri 8 olmuş olur. Burada da 7 üzeri 6 verilmişti. 7 üzeri 8'e 7 üzeri 6'ya bölersek 7'nin karesi, yani 49 tane makaraya ihtiyacımız var diyebiliriz. Televizyon içinde 49 tane makara. Evet, gördüğümüz gibi en az kablo hangisi için kullanılıyor? Telefon için kullanılıyor. Doğru cevabımız B seçeneği. 10. sorumuza geçelim. Aşağıda internet üzerinden alışveriş yapılan bir siteye ait ekran görüntüsü verilmiştir. Sitemizde diyor ki ekran görüntüsünde 100 TL ve üzeri alışverişlerinizde kargo ücreti alınmayacaktır. Selin Hanım bu internet sitesi üzerinden alışveriş yaparak 4 farklı ürün satın almıştır. Aşağıda bu ürünlerden 3'ünün fiyatı çözümlenmiş şekilde verilmiştir. Selin Hanım bu ürünlerin dışında bir tane de boyama seti almış ve yapmış olduğu bu alışveriş için kargo ücreti ödememiştir. Buna göre Selin Hanım'ın almış olduğu boyama seti için ödediği ücret en az kaç liradır? Şimdi bize çözümlenmiş hallerini vermiş. Bunların miktarlarını bir bulalım. 3 çarpı 10 üzeri 1,
30'a eşittir. 30 artı 2 çarpı 10 üzeri 0 2'ye eşittir. 10 üzeri 0 1 olduğu için 2'ye eşittir. Artı 5 çarpı 10 üzeri 2 0 tam 10 üzeri 2 yüzde olduğu için 0 tam yüzde 5 olarak buluruz. O zaman çamaşır deterjanı için ne kadar vermiş? 32 tam yüzde 5. Şuraya yazıyorum. 32 tam yüzde 5. Bunu yazdım. Şöyle biraz daha belirgin olsun. Şöyle. Devam edelim. Buraya bakalım. Oyuncak araba için 3 çarpı 10 üzeri 1 30 artı 4 çarpı 10 üzeri eksi 1 0 tam 10 üzeri eksi 1 10'lık kesir ifade ettiği için 10'da 4 5 çarpı 10 üzeri 2 de artı 0 tam yüzde 5 olarak karşımıza çıkar. Burayı da bulursak 30, %45 olarak karşımıza çıkar. Bunu da yazıyorum. 30, %45. 2 çarpı 10 üzeri 1 20'ye eşit. Artı 6 çarpı 10 üzeri 0 6'ya eşit. Artı 5 çarpı 10 üzeri 2 yine %5'e eşit. Toplaysak da 36 tam %5 olmuş olur. Burayı da topluyorum. 20'ydi. 26 tam %5 olmuş oluyor. Üçünü toplarsak 15'in 5'i elde var 1. Burada ne olmuş oluyor? 1 de elde vardı. 5 olmuş oluyor. 55. 2 6 daha 8. 6 2 daha 8. Yani 3'ün miktarı 88 tam %55 TL tutmuş. Peki kargo ücreti ödememesi için ne kadarlık alışveriş yapması gerekiyordu? 100 liralık alışveriş yapması gerekiyordu. En az miktar bulabilmek için 100'den 88,55'i çıkartmamız gerekiyor. Şimdi hemen çıkartalım. Bakın bunu çıkartabilmek için şuralara 0 ekliyorum. Ondan 0 çıkmadığı için şuraya gidiyor. Şurası 0 oluyor. 10'u buraya veriyor. Bu da buraya verdiği için burada 9, burada 9, burada 9, burada ise 10 kalmış oluyor. 10'dan 5 çıktı 5, 9'dan 5 çıktı 4, virgülümüzü koyduk. 9'dan 8 çıktı 1, 9'dan 8 çıktı 1, burada kaldı 0. Öyleyse ne kadarlık bir alışveriş yapması gerekiyor en az? 11 tam %45 TL'lik alışveriş yapması gerekiyor. Yani doğru cevabımız A seçeneği. Evet sevgili öğrenciler, bakanlığımızın sizler için hazırlamış olduğu bu soruları birlikte çözdük. İlerleyen dönemlerde tekrardan soru çözümlerinde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın.